Kurabiye şelalesi bildiğiniz gibi aynı zamanda her dört mevsim doğanın tüm güzelliklerini barındırıyor. Bugün Van Gölak Turistleri Derneği ilimizin en güzel turizm değerlerinden biri olan Kurabiye şelalesinde -15 derecede şelaleye girdiler. Burada yüzdüler ve çok güzel görüntülere sahne oldu. 50 kişilik bir ekiple şelaledeler. Türkiye'nin farklı illerinden, şehrimizin farklı ilçelerinden ekipler buraya geldi. Biz de Muradiye Belediyesi olarak Van Gölü Aktivistleri Derneği ile birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum. İlimizin tanıtımına, ilçemizin ve şelalenin tanıtımına sunmuş oldukları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hadi oynayın, oynayın. Biz İstanbul'dan 4 arkadaş olarak geldik. Bu güzel etkinliğe bir ucundan tutmak için geldik. Van'ın güzelliklerini göstermek için ve Van Gölü'müzü bir nebze temiz tutabilmek için buradayız. Bu etkinliği başlatan aktivist arkadaşlarımıza bu sayede teşekkür ediyoruz. Bir tane yöntem alayım mı? Muradiye Şelalesi'nin hemen önündeyiz. Geleneksel hale getirdiğimiz Muradiye Şelalesi kış yüzme şenliğindeyiz şu anda. Bu sene dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Şu an hava -15 derece. Arkadaşlarımızla birlikte her sene olduğu gibi bu sene de şelalemiz serin sularına giriyoruz. Amacımız Van Gölü Havzası'ndaki bir güzellikte olan Muradiye Şelalesi'ne dikkat çekme. Yarın da Van Gölü'nde yüzeceğiz. Van Gölü ve Havza doğal, kültürel ve tarihi olarak çok güzel, çok özel bir yer. Birçok seçeneği var. Bu seçenekleri, bu potansiyeli tanıtmak istiyoruz. İnsanların burası, buraya gelip bu güzellikleri görmesini istiyoruz. Van Gölü aktivistleri olarak Muradiye Şelalesi 4. kış yüzme etkinliğini düzenlemiş bulunmaktayız. Amacımız Van Gölü'nün güzelliklerini tanıtmak,
ve havzanın korunmasına yönelik ses getiriyor. Van Gölü giremesin, mavi kalsın. Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın. Eli avuca sığmaz bir bayram olsun. Bir ucu batıya doğru uzanan kocaman bir gülücük tutsun içinde. Dipsiz kuyulara hapsedilsin cep telefonları.